Öğrenim anlaşmasında online learning agreement ola da yani değişiklik yapmak için learningagreement.eu sayfasına giriyoruz ve burada login butonu var. Login butonuyla giriş yapıyoruz. Login with my academic ID kısmından giriş yapıyoruz. Burada ben daha önce eklediğim için görülüyor. İlk başta böyle boş bir ekran görünebilir sizde. Orada üniversitenizin adını yazacaksınız. Ben yazdım. Gebze Teknik Üniversitesi çıktı. Kullanıcı adını giriyoruz. Üniversitenizin size verdiği şifreyi giriyorsunuz. Başka üniversite öğrencileri kendi üniversitelerinin bilgileriyle giriş yapacaklar bu sisteme. Bu şekilde giriş yap dedikten sonra yetkin federasyonun yetkilendirmesiyle bu sistemle konuşur hale gelmiş oldu bizim bilgilerimiz ve tanıdı bizi öğrenci olarak. Burada My Learning Agreement butonu var. Buna tıklıyorum. My Learning Agreements butonunda doldurduğum öğrenim anlaşmaları görülüyor. Burada View or Edit kısmında Apply Changes kısmına tıklıyorum ve burada değişiklikleri uygulamaya başlayacağım. Burada ilk kısımda Sending Responsible Person bilgileri var. Yani Gebze Teknik Üniversitesi'nde bölüm Erasmus koordinatörü. Responsible person. Ben burada kendimi yazdım ama normalde bölüm Erasmus koordinatörünü yazacaksınız. Bu test için oluşturulduğu için kendimi yazdım. Receiving kısmında da kendimi yazmıştım. Siz karşı üniversitedeki sorumlu kişiyi yazacaksınız. Bu kişiler imza atacak. Contact person bilgi amaçlı doldurulacak. İletişim learning agreement konusunda iletişim ihtiyacı doğarsa kurumlar bu kişiler aracılığıyla iletişim kuracaklar. Şu anda ben boş bıraktım. Ama Gebze Teknik Üniversitesi için kurum Erasmus koordinatörünü yazabilirsiniz buraya. Next diyorum. Karşı üniversitede de ilgili kontak kişisini yazabilirsiniz. Genelde Erasmus ofisleri olur. Burada aldığım dersler görünüyor. İki tane var. Modern fizik ve kuantum fiziği dersleri. Şu kısmı sileyim. Bu eklediğim ders. Aslında değişiklik için eklediğim ders. Şu anda başa dönmüş oldu. İlk haline dönmüş oldu. Yani bu sayfayla karşılaşacaksınız. Benzer bir sayfayla. Şuradaki remove, yani her der, iki tane ders var burada. Modern fizik ve kuantum. Bunların üstündeki remove butonları çalışmıyor arkadaşlar. Şu anda tıkladığım halde bir iş görmüyor. Değişiklik yapmak için üzere eklediğiniz dersler şurada remove olabiliyor. Az önce ben onu yaptım. Şimdi burada direkt silemediğimize göre nasıl sileceğiz eklediğimiz dersleri? Şurada add component final table A2 butonu var. Buna tıkladığımız zaman şurada yeni bir Final LA Table A2 kısmı açıldı. Burada Component Edit or Deleted seçeneği var. Buradan mesela sileceğiz. Deleted seçersek sileceğimiz dersi belirtiyoruz. Reason burada belirtiyoruz. Other dersek bize bir ek alan açıyor. Buradan birini seçtim. Not available at the receiving institution seçeneğini seçmiş olduk. Title Modern fizik. Şuradan kopyalıyoruz. Otomatik olarak seçtirmiyor derse ki öyle olması daha uygun olurdu. İleride belki olur. Kodunu da burada yazıyoruz. krediydi. Bu silmek istediğin ders first semester'dı. Bir tane de bu silinen ders, bir tane de ekleyeyim. Eklemeyi göstereyim. Edit olacak bu sefer. Reason yerine koymuş oluyorum. Dersin ismini şu anda uydurmakla uğraşamayacağım. Yeni ders diye koymuş olayım. Fiz 103 olsun. Bu da 15 kredi olsun. Sildiğimin yerine gelmiş olsun. Semester in a winter. İki kısmını doldurmuş oldum böylece. Yani karşıda aldığım derslerden bir tane ekledim, bir tane sildim. Next diyorum. Bu B kısmı Recognition at the Sending Institution. Yani kendi üniversitemdeki karşılıkları bu sefer devreye giriyor. Şurada kendi üniversitemden de iki derse saymıştım başta. Fizik 1 ve Modern Fizik derslerini saymıştım. Şurada az önce bir de ders ekleme çıkarma yaptım. Onu hemen sileyim. Kafa karışıklığı olmamış olsun.
İlk hali bu şekilde oldu. İki ders var. Fizik 1 ve modern fizik. Şimdi B2 kısmına bileşen ekliyorum. Add component final table B2. Şurada component edit edit diyeyim. Reason şurada title yeni ders Türkçesi de Türkçe yazabiliriz, İngilizce de yazabilir. Ben uyduruyorum şu anda dersin adını. Bizde de fiz 103'e denk geliyor olsun ders. Karşıda fiz olmaz aslında. Ben o şekilde uydurdum. 15 kredilik bir hatta evet 15 kredilik bir ders olmuş olsun. First semester. Bir tane de silmiş olalım. Deleted. Bir neden ekledim. Sildiğim derste modern fiziği silmiş olayım. Seçemedim. Modern fizik. Fiz 102 bunun kodu. İki 15 kredilik de ders tekrar bizdeki karşılığında silmiş oldum. First semester. Burada kurs kataloğuna linkler var. Onları ekleyebilirsiniz. Mutlaka eklemeniz bekleniyor aslında. Danışmanınız tarafından. Ben atladım o aşamayı. Bu şekilde ders virtual components lerde bir değişiklik yok. Zaten yoktu sanal bileşenimiz. Next diyoruz. Onay kısmı. İmzamı atıyorum. Şöyle güzel bir imza atayım. Ve ilgili kişiye değişikliği sunmuş oluyorum bu şekilde. Ders değişikliği bu şekilde yapılıyor. Daha sonradan sorumlu kişiler burada onaylıyorlar. Mail de geldi bana şu anda sorumlu kişi olarak onaylamam konusunda. Bu şekilde ders değişikliği online learning agreement'a gerçekleştiriliyor.